Konuğumuz Murat Cemcir. Hoş geldin Murat, nasılsın? Hoş bulduk. Yeni yılın kutlu olsun. Çok iyiyim. Sağ olasın. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, bereketli olur inşallah. İnşallah. Bereketli ve sağlıklı kısmı ile ilgileniyorum. Yani bu 2022 adı gibi böyle hani ikiler. Umarım hep bereketli ve güzel geçer. Güzel şeyler yaparız. İnşallah. Peki 2021 nasıl geçti senin için? 2021 fena değildi. Yani böyle hani şey, böyle uzun zaman, biz böyle koştu çalıştığımız için, sen daha iyi biliyorsun. Sürekli böyle arka arkaya bir şeyler yaptık, işte diziler yaptık, filmler yaptık falan. Böyle bir pandemiyle beraber bir durduk. Sonra durmak iyi geldi. Sakinleşmek, böyle bir dışarıdan bakmak. Hani Doctor Strange'e Tilda Swinton vuruyor böyle bir vücuttan çıkıyor ya. Bana kimse vurmadı, 2021 vurdu. Ondan sonra bir çıktım, böyle bir kendime geldim. Dışarıdan kendime baktım, iyi geldi. Ayrıca sen de dışarı çıkıp kendine bakmak iyi mi oluyor? Yani ne yapıyorum, ne ediyorum gibilerden daha mı iyi olur? Ya şöyle, kesinlikle çok iyi geliyor. Çünkü abi bizim yapmış olduğumuz şey öyle bir şey ki, yanılsamanın içerisindeyiz. Yani mesela şu an koltuklar ve oturma şeklimiz böyle hazır Matrix'te sinemalardayken, sanki böyle ya keşke diyorum ben kırmızı hapı değil de mavi hapı alsaydım falan duygusundayım şu an. Çünkü abi kırmızı hapı aldığın zaman herkes kırmızı hapı almadığı için seni uyaracak insan da yok. Evet, doğru. Yani o yüzden böyle bir hani etrafında ama hep mavi hapı almış insanlar oluyor. Onlar da tabii anlamıyorlar ne yaşadığını. O yüzden güzel bir süreç oldu. Bir dinlenmek çok iyi geldi bana. Özellikle pandemide. Peki dinlenme döneminde kendinle ilgili hangi yargılara vardın ya da işte şunu yapmalıydım, bunu yapmalıydım ya da yapmalıyım gibi neler düşündün, hangi hayaller aldın? Abi bendeki hadise şeyle başladı, Bilge Ceylan'la 2018'de başladı. Bilge Ceylan'la Ahlat Ağacı'nı yaptıktan sonra o kandaki... O filmi bitirdikten sonraki süreçte de hem çekmek hem bitirdikten sonraki süreçte de bir şeyler ufak ufak değişmeye başlamıştı. Sonra işte bir tane film yaptık. İşte biliyorsun Ayacık Şaşkınız, işte Baba Parası falan. Ondan sonra böyle bir pandemide girince bir durdum. Ve hani bir işi bitirip öbür işe başladım hep. Dedim ki bir durayım. Yani civarındaki herkes her şey... endüstri de sana sürekli bir şey yapmalısını pompalıyor. Yani hani Instagram'da öyle değil mi mesela? Hani iki gün, mesela üç gün Instagram kullanmıyorsun, isim detoks oluyor. Yani hani böyle bir pompalanmış bir hal içerisindeydim. Durup, ya bir dakika ben niye işte bunu yapmak zorundayım? Niye ben sevdiğim şeyi yapmıyorum ki sadece? Ya yani sevdiğim şeyi zorunda olarak yapıyor olduğumu fark ettim. Ve bu zorundalık beni çok rahatsız etti. O yüzden bu yapımcılık meselesine biraz dedim ilgileneyim. Daha fazla ilgileneyim daha doğrusu. Zaten 4 tane film yaptım ama daha fazla ilgileneyim. Televizyon izlerken, dijital platform izlerken böyle diziler falan izliyorum sürekli. Evvelden hiç düşünmezdim dizi yapmayı. Yapımcı olarak dizi yapmayı düşünmezdim. Yahu dedim ben niye dizi yapmıyorum ki? Dizi yapayım o zaman ben dedim. Sonra bir tane dizi yaptım. Güzel oldu. Şimdi izliyorum mesela kendi yaptığım diziyi. Güzel olmuş. Etkileyici. Evet. Etkileyici. Yani, güzel olmuş. Etkileyici. Dizinin adı etkileyici. Olmuş. Dizi de etkileyici. Bu aydınlama dönemini o zaman Ahlat Ağacı'yla mı giymiş oldun? Yani ilk orada böyle bir şey, bir ampul yanmış. Ben ama yandığını fark etmemişim. Pandemi de onu tetikledi. Aynen. Katalizör oldu pandemide. Çünkü şey böyle bir sürekli bir şey yapmalıyız hissiyatında. Koştur böyle bir şey yapma halinde olduğunu. Ama iyi bir şey değil mi sürekli bir şey yapma, üretme zaten iyi bir şey değil mi? Ya, kesinlikle iyi bir şey. Ama hani planlı olarak yapmak. Yani evrenin mesela hani neye inanırsanız o anlamda değerlendirin. İster Tanrı'ya, ister işte doğaya, ister başka bir şeye, ister Budist olun, ne olursanız olun. Evrenin kendi bir diyalektiği ve kendi bir matematiği var. Kendi planları var. Evrende her şey planlıdır. Biz böyle plansız ilerliyorduk. Ben en azından kendi adıma bir şey bitiyor, öbürüne başlıyorum. Yani şeyi mesela düşünün. Disney'de mesela sürekli bir şeyler yapıyor ama hepsini planlayarak yapıyor. Yani önce bunu yapalım, arkasından bunu yapalım.
Sonra... Savruk değil yani. Evet. Yani artık her şey planlı programlı olacak. Savruk olmayacaksın. Evet, evet kesinlikle yani. Daha böyle sakin, topa basarak. Yani hani Maradona çok iyi topçuydu ama Messi değil. Hmm. Bir Messi değil yani mesela. Anlatabildim mi? Hani, evet, çok iyi topçu ama özel hayatı Maradona'nın belgesel oluyor mesela. Messi'nin özel hayatı bence belgesel olmaz yani hani. Anladım. Eğlenceli bir belgesel olmaz. Evet. 2016'da yapım şirketini kurdun. 6 film mi oldu? 4 tane film yaptım. 4 film oldu. Nasıl değerlendiriyorsun yapımcılık tarafını? Kişiliğe baktığımız zaman çok iyi. Ya şöyle, şimdi bir kere her şeyin başında ben iyi bir seyirciyim. İyi bir film izleyicisiyim. Ve hani atıyorum bu endüstriyel, ya biz seneler önce oyuncu olarak da böyle art house filmler mi yapayım, endüstriyel filmler mi yapayım? Seyirci olarak en çok sevdiğim filmler art house filmlerden öte. Böyle endüstriyel filmler olduğu için ben endüstriyel bir kariyer yapayım. Endüstriyel filmler yapan bir oyuncu olarak var olayım falan filan dedim. Aralarda güzel şeyler de yaptım oyuncu olarak ama yine diğer art house kariyeriyle ilgili olarak. Ama hani yapımcı olarak bir şeyler yapmak heveslisi idim hep yani. Hani seneler önce mesela 2000-2001 yıllarında tiyatrom vardı. O zaman da prodüktörlük yapıyordum. Hem işte yazıyordum hem satıyordum oyunu falan filan. Öyle bir şeyim vardı. Bu Ahmet Necdet Sezer'in anayasayı fırlattığı, Sayın Ecevit'e fırlattığı zaman işte daha anayasa havadayken düşmeden Ecevit'in önüne rahmetliğine ben batmıştım mesela. Hani o zamanlar çoğu, mesela... çoğu insan gibi sen de nasibini aldın. Evet, nasibini yani aldım ben yani. Hani. Ondan sonra. Hani nasip değilmiş derler ya, bu nasipmiş yani benimki. sonrasında işte bırakmıştım. Hep bir içinde böyle prodüktörlük yapma isteği vardı. İşte 2016'da şey oldu, kısmet oldu. Düğün Derneği'nin ikincisini yaptıktan sonra. Sonra şeyi fark ettim. Yani bir filmin her aşamasında oluyor olmak. Hani bir daha fikir halindeyken konuşulan bir şeyin işte milyonlarca insan tarafından izleniyor olmasını sağlayıcı olmak. Oradaki merkezdeki insan olmak biraz zor, yorucu ama çok eğlenceli. Bir de daha avantajlı değil mi? Yani kendi işinin patronu olmak herhalde daha üretken olmanı sağlıyordu. Ya da daha zevk alıyor olmanı mı sağlıyor? Ya şöyle ben daha tembellik yaparım diye düşünmüştüm. Daha çok para kazanırım diye düşünmüştüm. Ama hani, şimdi dükkanını sen açıyorsun ya. Dükkan iyi tembellik böyle. Zaten söz konusu olamaz artık. Dükkanı sen açtığın için hani o yüzden böyle bir tembellik diye bir şey yokmuş. Yani daha çok çalışmayı gerektiriyormuş. O sebeple zaten pandemi bana bir katalizör oldu. Bir dakika dedim. Madem ben çok çalışacağım, ben böyle hayal etmemiştim yani. O zaman dedim daha farklı şeyler de yapayım. İşte bu dijital platformlar henüz oluşuyorken dedim bu da diziler de yapayım. Mesela şimdi televizyona da belki birkaç tane bir şey yapacağım. Ben Mersin'de İstanbul'a gelmeden önce Mersin'de eczaneye çalışırken eczacı rahmetli Yavuz Yukay bana hep eczane senindir ona göre. Yani burası senin derdi. Demek ki bu anlamda söylüyormuş yani. Dükkan senin olur, tembellik yapmam mümkün tabii değil. Tabii ki Ertem Eğilmez de öyle. Mesela biz hep Ertem Eğilmez'i böyle işte iyi bir otör, sinemacı, yönetmen olarak değerlendiririz. Ve fakat yapımcı olmasaydı Ertem Eğilmez bu kadar iyi film çekemezdi. Aynen. Yapamazdı onu ya. Çünkü günün sonunda yapımcıya tabiyiz hepimiz. Yani düğün dernekleri biz yaparken Necati Akpınar'a tabiydik. Necati abinin tecrübesiyle düğün dernek oldu. Evet tabii ki Selçuk çok değerli bir senarist. Ahmet çok değerli bir komedyen. İşte biz çok iyi bir ikiliydik Ahmet'le ama orada Necati Akpınar'ın eli değdi o filme ve o film öyle patladı. Yoksa mesela bu benim kanaatim. Bizim aklımızdaki film çekilseydi 1,5-2 milyon seyirci yapardı. 2,5 milyon en fazla. Ama Necati abi... Kendine o kadar haksızlık etme bence. Şöyle yani o dönemler mesela hiç unutmuyorum. Ben hep kendi içimizde konuşuyorduk. Necati abiyle falan da konuştuğumuzda ben şey diyordum. Bu film düğün dernek bir için söylüyorum. 2,5 milyondan aşağı seyirci yapsın. Bir daha film yapmam demiştim. Bu da böyle büyük konuşmalarım olur. Tabii Necati abinin, BKM'nin deneyimi, tabii. Görgüsü, bilgisi... Onların etkisi mutlaka var. Seyirci tabii hani seyirci görmediği bir şeyi gördü daha önce. Veya esasında hatıza altında kodlarında olan bildiği birazcık köyden indim şehire. İşte birazcık bu Arzu film dönemindeki filmler gibi bir şey de gördüğü için de onun modern versiyonunu gördüğü için de
zaten çok ciddi bir şekilde takdir etti filmi. Sinemaya gitti. Ama ondan sonra işte o zaman dedim ben bunlar tutuyor. Ben o zaman kendi işimi yapayım. Çünkü gün sonunda ne yaparsanız yapın yapımcı son kararı verir. Bütün tabii. Riski o aldığı için. Tabii milyon dolarla yapımcı riske ediyor sonuçta. Son kararda yani herkesin fikri olabiliyor ama sonuçta son karar verecek olan yapımcıdır. Yani çok iyi bir hani şey gibi bir şey mesela bu hani legal kumarbazsınız. Aynen öyle. Hayali ithalat, ihracat yapıyorsunuz mesela öyle düşünün. Hani ya bir şeye inanıyorsunuz ve evet bu tutar diyorsunuz mesela. Barbut gibi aynı. Altı yerecek diyorsun mesela. İşte 3 milyon seyirci biz bir film yaptık. 2 milyon falan seyircide film ancak kendini kurtarıyor idi. Yani yatırdığınız parayı 2 milyon seyirci yaparsa kurtarıyorsunuz. Kar falan hiçbir işimde mesela şu ana kadar kar etmeyi güderek yapmadığım hiçbir işim. Allah korusun toplumsal bir olay, bir afet, bir yıkım olduğu anda zaten... Zaten hepsi oldu Mehmet. Evet sizin dönemde de... oldu hepsi oldu yani. Hani şu ana kadar ki en azından. Mesela ilk şirketi kurduk, film işte yaptık. Ondan sonra bu 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Evet. Ondan sonra perdeye setteyken oldu. Perdeye çıkacağız filmi son 50 yılın kar fırtınası oldu. 400 tane AVM var Türkiye'de. Bunların hepsi sinema salonu var. Yarısı kapandı akşam 19 seansında. Ama mesela Yaradan bize hep bir yardımcı oluyor, seviyor. Böyle koklatarak veriyor. Hani kurtar da kendini film yani, zarar etme diyeceğim. Gelmeyeyim şey mi yani şımarmasınlar. Tabii. Kendilerini kaybetmesinler. Öyle biliyor çünkü ben şımardım yani bir dönem. Hepimiz şımardık hani. Ama bu tabii şöhret dediğiniz şey böyle bir şey. Yani ünlülük öncesi olan bir durak şöhret. Yani yıldızlık vardır. Sonra şöhret olursunuz. Sonra ünlü olmak vardır. Yani ünlülük öncesi şöhret en tehlikeli duraktır. Hani şey gibi kurtuluş son durak gibi mesela hani. Doğru ama Türkiye'nin en çok izlenen filmlerine imza atmış olmak da biraz hani hakkı değil miydi şımarmak? Yani belli bir dönem için. Tabii canım çok güzel. Yani mesela hani en azından hani amateme kapanmadık yani. Hani evet. O kadar şımarmadık yani. Öyle bir şeyimiz olmadı. Hani ne bileyim işte yurt dışında Avusturya'da tedavi görmedim yani bunun karşılığında. Tokat'a gittim, ailemle zaman geçirdim, iyileştim, geldim. İşte özü koruyabildiğin için. Amateme yapmak zorunda kalmamışsınız. Yani, tabii işte o mavi hapı kullanan bazı arkadaşlar, ileri görüşlü arkadaşlar böyle, berrak zihinli arkadaşlar, onlar beni uyarıyorlar. Oğlum kendine gel, sen böyle bir adam değilsin falan filan diye bazı arkadaşlarımı dinliyorum. Kaç kişi var öyle etrafında, ya Murat yanlış yoldasın ya da işte böyle yapmasan mı diyebilen. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz, ünlünün etrafında olan herkes ünlü ne derse onaylayan tiplerdir diye düşünürüz ya, öyle değil aslında da. Böyle seni abi, keskin eleştiren, ya Murat ne yaptın sen ya da ne yapıyorsun, kendine gel diyen kaç kişi vardır? Ya bir kere ailem var her şeyin başında. Her en güvenebileceğin insanlar var. Tabii annem var, babam var yani, kız kardeşim var. Her şeyden önce onlar var. Ondan sonra birkaç tane çok eski arkadaşım var. İşte bir tanesi 20 yıllık, bir tanesi 15 yıllık, bir tanesi 17 yıllık falan. Çok eski arkadaşlarım var. Daha ben bu işleri yapmazdan evvel de görüştüğüm. İşte o hani o ben o anayasayı attığında Necdet Sezer havadayken baktım demiştim ya. O tiyatroda oyuncu olan mesela aynı zamanda yazar olan bir arkadaşımla hala görüşüyorum. Ondan sonra Murat Kepez, o da bu işte dizimizi yazar. Yazan arkadaş, etkileyici yazan arkadaş. Hatırı sayılır böyle saydığım, sevdiğim 4-5 tane çok güvendiğim dostum, arkadaşım var. Peki şimdi az önce dedim ya. Bunların bazıları kız, bazıları erkek. Bazıları benden büyük. Az önce dedin ya işte kötü zamanlara denk geldi filmlerimiz diye. Bir de mahalleden arkadaşlar çektiniz. Evet. Pandemiden dolayı gösterime giremedi. Biz aslında mahalleden arkadaşlar değil, çile çektik yani. Hani, işte onu demiştim. İkinci filmde mesela Ayacak Şaşkınız'da Mart ayında filmi perdeye çıkarttık. Mart'ta daha önce bir tek Mahzun bir film çıkartmış. Hatırı sayılıp seyirci yapmış. Güneş'i gördüm. Güneş gördüm. 2,5 milyon falan seyirci yapmış. Biz Mart ayında çıkacağız deyince insanlar abi Mart'ta niye film çıkıyorsunuz demişlerdi. Ben de ne güzel işte insanlar Mart'ta çıkmamışlar. Biz çıkalım bütün sektör çünkü şey gibi Kasım, Aralık, Ocak bitti. Sezonu yaymak da gerekiyor. Tabii ki yaymak gerekiyor yani. Amerika bütün filmlerini Temmuz'da çıkıyor. Yani hepimiz Twilight'ı Temmuz'da seyrettik. Ya bizim en büyük sorunlarımızdan biri olduğunu söyleyeyim. Yani sezon 3-4 aya çıkışıyor.
birbirinin önünü kesiyorsun. Sezon yayılmalı ya, en azından bir 8 aya çıkabilmeli diye. Yani mesela o dönemde Mart ayındaydı işte film. Mart ayında hep şey vardır ya böyle, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. O sene yaktırmadı. Yani böyle bir hava çok sıcak falan filan. Çok ciddi bir pazarlama çalışması yaptık ekibimle beraber. Ve hani hakikaten film 4 milyonunu geçti seyirci olarak. Sonra işte bu, dedim ki iki tane film çekeyim bu defa. Baba Parası'nı ve Mahalleden Arkadaşları. Baba Parası'nı perdeyi çıkarttık, kurtardık. Çok da güzel seyircimiz geldi. Sonra pandemi başladı. Pandemiye kurban gitti. Yani. Tabii. Yani gösterimini daha yeni başlamıştık. Tabii. Pandemi başlamasaydı biraz daha devam ederdik biz. Yani Avrupa turnesi, yani gittiğimiz Avrupa turnesinde de gördüm ki izleyici çok ilgili. Seviyor hakikaten ya. Çok şükür hakikaten. İzleyici bizi çok yakıştırdı. Çok seviyor yani hani Ahmet'le. Güzel de şeyler yapıyoruz. Eğleniyoruz da bir kere çekerken. Ben orada en çok sabrınıza ayran kalmıştım. Şaşırmıştım. Yani biliyordum sizi az çok, Ahmet'le seni az çok tanıyorum ama yani yurt dışında işte kaç ülke, kaç şeyi gezdiysek hepsinde teker teker selfie yapılır mı ya? Bir salonda olur insanlar. Ya şey çok hoşuma gitmişti böyle. Bir yerde bir salonda işte fotoğraf çektireceğiz falan. Yoğun bir ilgi var tabii, çok sağ olsunlar. Şimdi 5 kişi var. Mesela 500 kişi var orada. Şimdi 6-7 kişiyle fotoğraf çektirmek olmaz. O zaman seçiyormuşsun gibi oluyor yani. Hani... Aynen yani, geri kalanlar ben olsam üzülmenin ötesinde kızarım ya, pardon ya. Ben basarım küfür mesela yani hani hakikaten. Ama mesela orada bir tane arkadaş vardı, şey demiş, çok hoşuma gitmişti o benim. Biz böyle bir, ablacığım sakin ol bak, herkesi teker teker fotoğraf çektireceğiz falan filan, hatırlarsan. Sonra sinemacı geldi, abi ben dedi şaka yapıyorsunuz zannettim dedi yani, hani herkesi çektireceğim deyince. Çünkü o da Alman. Mesaisi bitmiş, bitmek üzere. Hani o da beklemek zorunda kaldı bizi. Ve hani abi dedi, ben dedi bir Tom Cruise'u gördüm. Bir de sizi gördüm. Herkesle teker teker fotoğraf çektiler. Tom Cruise de öyle yani. Ben işte haberlerden yani okuyorum, izliyorum. Bir de belgeselini izledim. O da öyleymiş. Hatta bir filmde aynı gün 3 farklı ülkeye gitti. Tabii. İngiltere, Fransa, bir de şimdi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya şöyle şimdi hani. Biz de mesela, yani bizim de mesela altımızda bir uçak olsa ben de 4 tane ülkeye gidebilirim hani. Biz Vito ile gittiğimiz için. Ama şey güzeldi. Berlin'den Köln araba yolculuğu çok iyiydi. Sonra uçarak gitmiştik. Lüksemburg sonra Hollanda. Tabii. Ya güzeldi çok ama. Iyi yollar gezdik. Zaten güzeldi. Çok manzara da güzeldi. Yani hani şey, filmi yapımcının böyle güzel bir tarafı var işte abi. Yani hani oyuncu olarak giriyorsun bir filmde, işte ön hazırlığın, provan, oynuyorsun ve bitiyor. Bu kadar. Bir de işte pazarlama zamanı, filmin tanıtımı zamanı. İşte bir iki tane röportaj yapıyorsun, işte iki tane sinema salonuna gidiyorsun falan filan. Ama yapımcılıkta her aşamasında varsın. Yani bitmeyen bir şey yani. O bir de o daha keyif vermez mi insana? Çok daha keyifli bir şey abi. Gerçekten çok keyifli bir şey yani. Oyunculuk mu, yapımcılık mı? Biraz stresli ama yani finansal anlamında stresli olabiliyor ama keyiflidir. Ya şöyle abi, bir kendini ve çevreni dinliyorsan, belirli başlı bazı gerçekler var. Yani sosyolojiyi ve ekonomiyi biliyorsan, toplumunu tanıyorsan, ticareti bilen insanlarla çalışıyorsan, sinema dünyanın maddi manevi en karlı şeyi. Çünkü ve sinemada kaybetmek diye bir şey yok. En azından uzun, yani kısa vadede Kısa vadeli de kaybetmek diye bir şey yok esasında. Çok samimi söylüyorum. Yani mesela şöyle bir şeyden bahsediyorum tabii. Toplumunu tanıyarak film yapmak gerekiyor. Yani adam düşünsene, mesela bir film yapıyorsun sen. Yeni bir süper kahraman yaratıyorsun. 200 milyon dolar para harcıyorsun. Yani bir şey deniyoruz. 200 milyon dolara bir şey denenmez. Sen bir şey biliyorsun. Evet. Yani biliyorsun ki o parayı harcıyorsun. Yani mesela Ertem Eğilmez'i düşünelim mesela. Ertem Eğilmez'in bütün filmleri çalışmış. Ya bu adam neyi biliyor ki? Neyi deniyor? Denemiyor ki Ertem Eğilmez. Biliyor. Yani bizim toplumumuzun mesela bence en büyük şeyi... Anahtar, yani şifreyi çözmüş. Tabii. Yani hani net bir şekilde çözmüş üstelik yani. Ben demiyorum ki sırrını çözdüm diye bir işin ama günün sonunda sürdürülebilir bir şekilde bunu yapıyorsak da hani biz de bir şey biliyoruz. Ha, bildiğimizi paylaşmıyoruz toplum olarak. Keşke paylaşsak. Onu paylaşmıyoruz. Öğrenmesin. Yani meslek sırrı.
gibi düşüncelerden işte, dolayı. İşte, o zaman hokkabaz oluyorsun. Anlatabildim mi yani? O böyle güzel hokkabaz. Bir laf vardı şey, başkalarına aktarılmayan bilgi ıslak top yağan kaya benzer. Tabii. Tutmaz yani. Yani mesela hani Disney nasıl film yaptığını işte, her şeyini paylaşıyor. Her şeyini paylaşıyor yani. Sen de daha iyisini yapabilirsin diye yapıyor. Bir daha iyisini yapsın. Ben de ondan daha iyi yapmaya çalışayım. O da benden daha iyi yapmaya çalışsın diye zaten gelişmiyor mu? Tabii yani rekabet sektör. Abi rekabet. Rekabeti geliştiriyor olmak gerekiyor yani. Sen şimdi ben tek başıma oynayayım o zaman. Evet. Tek başıma oynayayım yani. Öyle bir şey değil ki o. Zaten bunu ben düşünüyor olsaydım ikili bir kariyer kurmazdım en başta. Yani Ertem Eğilmez Kartal Tibet'i yetiştirdi. Tabii. Ki Kartal Tibet'in yani oyuncu olarak biliriz genelde ama 49 tane film yönetmenliği vardır. Tabii. Bunlar çok değerli insanlar. Çok değerli filmler. Ertem Eğilmez oyuncuların hepsini, hepsini demeyeyim ama işte belli bir oyuncu grubunu senaryoya dahil edermiş. Tabii. Hem senaryo daha zenginleşirmiş hem de oyuncuların filmi sahiplenmesini sağlarmış. Yani biz de esasında benzer bir şey yapıyoruz. Sen yani. De yapımcı olmadan önce iyi biliyorum ki oynadığın filmin hepsini sahibiymiş gibi sahipleniyordun. Tabii. Ya, Ahmet de öyle bir kez tabii, daha. Tabii. Biz, abi, biz düğün dernek yaptığımızda kendi içimizde BKM'de konuşuyoruz. Dedik ki işte hani filmin tanıtımı ile ilgili toplantılar yapıyoruz. Dedim ki ya biz neden dedim film için gezmiyoruz? Eskiden yapıyorlarmış bölge sinemaları varken Yeşilçam zamanında. Biz neden dedi film için gezmiyoruz? Ya işte Ankara'ya gideriz, İstanbul'da iki salon, bir de Ankara yaparız. Hayır dedim abi, 10 tane şehre gidelim, gezelim. Yazık sinemalar baktı. Döneminde de oyuncular gelirdi. Tabii ben çocuk anlattım, Taner Şener gelmişti bir tabii filmin izlemeye Mersin'e. Tabii ki yani bunun böyle oluyor olması lazım. Yani düşünsene de mesela adam Avengers yapıyor, Robert Downey Jr. İşte Chris Hemsworth Çin'e gidiyor, Japonya'ya gidiyor. Şimdi biz daha mı zekiyiz onlardan? Ya daha mı iyi biliyoruz sinemayı? 600 bin bilet satarak mesela hani anlatabildim mi? Hani çok mu daha iyi biliyoruz? Biz, onlar bizden öğrenmişler sinemayı. 1960'larda Türk sineması kendi dilinde dünyada en çok bilet satan ülkeymiş Türk sineması. Bütün dünyada şu pandemi, an herkes şey diyor. Pandemi öncesinde de çok çünkü öyleydi. Evet yani hani. Şimdi biraz değişti, fazla film, Türk filmi çıkmadığı için ama pandemiden sonra gene aynı duruma dönüşecek diye düşünüyorum. Tabii ki yani hepsi buraya gelip işte James Bond, Sean Connery rahmetli, mekanı cennet olsun, gelmiş burada mesela film çekmiş. Yani hani bütün hepsi, bütün hem büyük. Hem Bond'u çekti hem de başka bir film daha çekti. Yani hani o yüzden biraz böyle bir şeyden bir kurtuluyor olmamız gerekiyor. Çok iyi yapan arkadaşlarım var bu arada. Ben de bunu hani kendi başıma ben de yapımcılık yapayım falan demedim. Cem bunu çok iyi yapıyor, Cem Yılmaz. Yani işte fikir sanatta. Şahan çok iyi yapıyor Çamaşırhane ile. Mahsun yapıyor Boyut filmle. Özcan yapıyor Deniz filmle. Şimdi bunlar hani çok değerli insanlar. Sanatçının kendisinin için içerisine giriyor olması gerekiyor. Bu Charlie Chaplin bunu yaptığı için hala Charlie Chaplin. Tom Cruise bunu yaptığı için Tom Cruise. Ya da George Clooney bunu yaptığı için George Clooney. Biz de oyuncusun sen. Oyunculuk yap, yapımcılık yapma. Ya bir sen bir yürü git. Sen dışarı çık yani. Hani, sen dışarı çık yani. Bırak insanlar işlerini yapsınlar. Birilerinin başardığını... Ya yapabilecek olan varsa yapsın tabii ki. Tabii ki yani. Hani bir de hani abi bizim ilham aldığımız gibi ilham veriyor olmamız gerekiyor. Birilerine. Tabii. Şimdi benim peygamberim tüccar. O zaman ben ticaret yapmayayım mı? Sünnet, o zaman sünnet konuşalım. Sünnet nedir? Onu konuşalım şimdi. Hani anlatabildim mi? Olaya daha bu perspektiften bakıyor olmak gerekiyor. Yani daha evrensel bakıyor olmak gerekiyor. Bütün dünya Türk dizilerini izliyor. Bütün dünya yani hani. Ama bütün dünya Kore filmi izliyor. Şimdi niye Türk filmi izlemesin? Bunun için ne yapılmalı sence? Bunun için ne yapılmalı? Ben abi pandemide oturdum Kore sinemasına bir baktım. Bir de gitmiştin zaten. Evet, Seul'e davet etmişlerdi. Yerinde izlenimlerde bulunmuştun. Evet. Orada böyle CGV sinemaları hem bize böyle bir promote ettiler. Sinemayı nasıl yaptıklarını anlattılar. 4 gün Seul'de kaldık. Sonrasında... Bunu açık açık anlattılar değil mi? Yani biz böyle yapıyoruz. Hani size hani saklamadılar hiçbir şeyi. Yok tabii ki. Abi açık kod. Açık kod diye bir şey var artık. Yeni dünya düzeni bu. Yani hani adamlar dünyanın 9. büyük stüdyosu olmuşlar CGV. CGV Entertainment.
Ve hani orada şeyi de gördüm ben ya. Aslında Necati abinin yaptığından, BKM'nin yaptığından farklı bir şey yapmıyorlar. Sadece sinema salonları da var. Ve hani televizyon kanalları da var. Çok büyükler. Yani rakamlarını bilmiyorum ama. Ben tabii o arada her şeyi sordum falan filan. Sohbet ettik. Çok fazla şeyi anlattılar, paylaştılar. Neyi nasıl yaptıklarını da gördüm. Yapımcılar da giydiler zaten. Tabii. Güzel de bir takım gitmiştik böyle Cemal abi, Cemal Okan, Timur Savcı. Cemal abi buradaydı, söz etti biraz. Güzel, güzel. Bir de eğlenceliydi yani. Hani çok güzeldi. Hani öyle şeyler yapıyor olmak gerekiyor. O dönem ben mesela pandemide Kore sinemasında çok fazla film gördüm ve şunu fark ettim. 10-12 tane oyuncu var, 15 tane diyelim. Yani çok fazla tabii ki, yüzlerce oyuncu vardır, çok değerli ama 13-15 tane falan oyuncu var. Kızlı erkekli, böyle kadınlı adamlı. Bu mesela bu adamlar ve kadınlar farklı farklı bir sürü film yapıyorlar. Yani her filmde bu adamlar oynuyor. Bu 13 kişiden, 13 kişinin kombinasyonunu, permütasyonunu almışlar ve yapmışlar gibi. Ve o yüzden mesela hepsi çalışıyor filmlerin. Ya bizdeki işte Arzu Film ekolü, Arzu Film dönemini düşünelim mesela. Aynı şey yani, düşünsenize mesela. Şimdi şöyle diyor insanlar. İşte bununla bu daha önce partner olmuştu. O evet. Yüzden diyor biz bir kere daha yapmayalım. Ahmet Kulan Murat Cemcir. Biz, hani bunu biz kendimiz mi icat ettik? Zeki Asya Metin Akpınar'dan gördük. Evet. Yani Gülşen Bubikoğlu'nunla Tarık Akan'ın belki 10 tane partner olduğu film var. Seyirci bunları yakıştırmış ya. Yapsana abi birkaç tane daha. Hani. Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu kayıkoze sanılıymış. Tabii. Yapsana abi birkaç tane daha bundan yani. Hani. Bakın mesela şeylere, batıdaki film endüstrisindeki filmlere, işte adam yönetmenle 5 tane film yapıyor. İşte Julia Roberts'la George Clooney'in 3 tane film var mesela. Hani evet. Buralardan biz hiç bakmıyoruz. Çünkü işi yapan insanlar işin içerisinden gelen insanlar değil. Son kuşak, yeni kuşak daha doğrusu. Son dönem yani çok değerli yapımcı arkadaşlar çıktı bizim kuşaktan. Onlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Belki bizim daha fazla iletişim halinde olup aynı filmlere girdiğimizde, beraber filmler yapmaya başladığımızda biz neyi çözdük de dizide bütün dünya bunu izliyor. Önce bunu çözmek lazım. Mi acaba yani Türk filmlerine hakim olan film türü, Türk sinemasına hakim olan film türü komedi. Hani derler ya işte bizim komedi filmini yabancı anlamaz ki, ben katılmıyorum ona. Yani senin ailecek şaşkınızı yabancı anlamaz mı? Anlıyor. Ya da şey baba payasını anlamaz mı? Anlıyor. Hani düğün dernek Sivas yöresiyle ilgili yani, olsa bile yabancı anlamaz mı? Şimdi baba payasındaki miras olayı her ülkede yok mu zaten? Tabii. Ya da ailecek şaşkınızdaki aşk hikayesi ülkenin insanın yaşadığı bir duygu değil mi? Tabii ki yani ailecek şaşkınız biz şeyde yani Cannes'da screening yapmıştık. Orada mesela böyle bir işte farklı ülkelerden işte Alman, İngiliz, Amerikalı, Çin, Japon böyle distribütörler filmi seyrettiler. Bayıldılar mesela. Çok sevdiler. Çünkü abi evrensel bir şey yani. Hani dünyanın en evrensel hikayelerinden bir tanesi. Sadece lokal şaka yapmamak gerekiyor. Onun da bazı formülleri, teknikleri var yani. Hani o anlamda mesela ben Ayrıca Şaşkınız dediğin gibi yani, dünyanın her zaman çalışabilecek bir film. Bence öyle. Baba Payas da yani miras. Tabii Baba Payas'ı da keza. Çocuk hikayesi dünyanın her tarafında çalışır. Yani hani sadece işte şey oluyor olmak önemli. Bir arada olmak yani. Hani önce burada büyütüyor olmak gerekiyor işi. Yani biz bir türlü denk getiremedik, olmadı. Ben çok isterim mesela Cem Yılmaz'la bir tane film çekmeyi. Niye? Ya da Şahan'la mesela hep konuştuk, böyle yapalım edelim. Hep araya bir şey girdi abi ya? Yani. Yani istememenizden değil, değil mi? Yani kesinlikle öyle işte bir şey. Hani bazen şöyle abi söylentiler duyuyoruz. İşte afişe önce hangisinin adı yazılacak tartışma çıkıyor. Yani işte kim daha çok yol alacak filmde tartışma çıkıyor. O yüzden bir yerde olamıyorlar. Denir ki vakti zamanında Tarık Akan Kadı İnanır için de böyle şeyler söylenmiş. Hani afişe önce kimin ismi yazılacak? Bu böyle durumlardan değil, değil mi sizin bir yerde olmanız? Yok abi, ben şöyle söyleyeyim. Afişe benim isim yazılmasın. Gerçekten hani yapımcılık yapmak istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü bir artist yapımcı olarak söylemek istediğim şey şöyle bir şey abi. O bir oyuncu ya bir star neden rahatsız olur ben çok iyi biliyorum. Yapımcı olarak söylüyorum.
Dolayısıyla insanlar rahatsız olmayacağı bir düzlem oluşturuyor olması gerekiyor. Birilerinin oluşturuyor olması gerekiyor. Keşke bizde film stüdyosu olsa. Yani bir stüdyo olsa mesela, Disney gibi, Marvel gibi, Warner Bros. Gibi mesela. Hani o olmadığı için bizde olmamış. Zamanında bunu Arzu Film işte yapmış. Yani o kadar insanı... Şimdi şu çok önemli yani. Ben seyirciyim. Atıyorum işte Şahan veya Cem veya hatta neyse hani. Çok değerli komedyenler bunlar. Ben seyirciyim mesela. Atı Demirer hayranıyım. İşte Murat Cemcir, Ahmet Kural hayranıyım. İsterim ki ona da güleyim, ona da güleyim, ona da güleyim. Bunun dengeli oluyor olması gerekiyor. Bu dengeyi prodüktörün ve senaristin gözetiyor olması gerekiyor. Yani hepinizin üstünde bir akıl olacak. Tabii olmak zorunda. Üst akıl gibi bir şey. Yani yanlış tanımlamayayım ama. Yok yani stüdyo dediğimiz şey zaten budur. Üst akıl. Tabii yani mesela çok güzel bir tane film vardır Coen'lerin. Hail Caesar diye. Josh Brolin bir stüdyo patronunu oynar. Ondan sonra yani stüdyo patronu oturmuş toplantı yapıyor hahamla. Ortodoks işte kilisesinin işte papazıyla ve işte Katolik kilisesinin papazıyla toplantı yapıyor. Ben diyor Sezar'ın filmini yapacağım. Nasıl yapayım diyor. Şimdi bizde de şöyle oluyor. Baba çok güzel bir fikir geldi aklıma. Çok şöyle hadi gel bunu yapalım oluyor. Şimdi böyle film olmaz ki. Öyle bir kişi yok mu şu anda hepinizi bir araya getirebilecek? Ya da işte hepinizi eşit ölçüde gözetecek. Var yani ya stüdyo yok Türkiye'de. Stüdyo. Yani stüdyo mantığında olması lazım. O mantıkta olması gerekiyor. Yoksa biz kendi aramızda Şahan'la da mesela bir araya geldik. Ben Selçuk'ta Şahan'ı bir araya getirdim. Çok yapmak istedik. Fakat abi o da film yapıyor. Biz de film yapıyoruz. Az önce dedim ya ben sana pandemi bana neyi getirdi aydınlanmayla ilgili? Plan yapmayı getirdi. Plan yapma zorunluluğu. Bu bir zorunluluk. Plan yapma. Çünkü şöyle bir şey var. Ben şu saatten sonra mesela kendi adıma söyleyeyim. Bir daha hiç film çekmesem okeyim yani. Yapımcı olarak devam ederim zaten. Çünkü üretimin kendisi zaten çok değerli. Çok değerli. Ama oyunculuktan uzaklaşmayı falan düşünmüyorsun. Yok düşünmüyorum. Yani, hani sadece işte o bahsettiğim o planlamayla ilgili bir şey. Şimdi ben Şahan'la da film yapmak istiyorum. Cem'le de film yapmak istiyorum. Allah nasip etsin inşallah Şener Şen'le de film yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Ben yazın filmi çekeceğim, o filmi çekecek. Nasıl biz bir araya geleceğiz? Bu planlama, bu iki sene sonrasını planlamaya gerektiren bir şey. Yani bu bahsettiğim senaryoyu en doğru kim yazacak? Bu yazacak. Tamam o zaman böyle yapalım. Böyle bu planlama gerektiren bir şey. Şimdi Temmuz 2024'te Şahan Cem işte, Ata buluşuyoruz. 2024 Temmuz'unda yapıyoruz. Şu anda imzalanmanız yani konuşmuş olmanız lazım. Tabii ki. Yoksa hani herkesin kendi planları var. Herkesin kendi bir seyircisi var. Duruyor orada. Bir de yani hiçbirimiz sadece bu işi yapmıyoruz ki. Yani Cem Yılmaz işte dizi yapıyor şu an Netflix'te işte sahne gösterisi var. Sen de. Anlatabildim mi? Tabii şimdi ben bir aynı zamanda başka işlerim de var. Bunları bir araya getirmek zaten bir planlama işi. Biz planlamayı yapamadığımız için olmuyor. Yoksa ben hepsinde görüşüyorum. Hepsi de çok hevesli ve istekli. Valla ben şey düşünmüştüm pandemi başında. Keşke işte Ahmet, Murat, Cem, Ata, Şahan bir yere gelseler. Bir tane bu döneme ait bir film. Yani pandemi konusu değil de bir film çekseler. Vizyona çıkarsalar. Hem çok güzel bir altı yolu hem de izleyiciye hediye olur. Bir yandan da sektörü hareket getirir diye düşünmüştüm. Tabii. Ama anlattığın kadarıyla öyle kolay olmuyor. Hadi bir araya gelelim yapalım da olmuyor. Bir araya gelelim. Planlı, herkes o planlı olması gerekiyor. O kanaatte zaten herkes yani. Hevesli ve o kanaatte. Hepsi çok zarif insanlar. Fakat abi onu kim yazacak o senaryoyu? Selçuk var, Cem var. Tabii. Şu an var, İşte o bir zaman yani. Hani, çünkü komedi şöyle bir şey değil ki abi. Az önce anlattığın gibi mesela. Ertem Eğilmez işte herkes senaryoya dahil ediyormuş. Ya şöyle bir şey olmuyor bizde mesela. Birisi bir senaryo yazıyor ve önümüze koyuyor ve biz onu yapıyoruz. Öyle bir şey yok biz onu. Şu ana kadar hiçbir işimizi öyle yapmadık. Yani mesela şu ana kadar yapmış olduğumuz filmlerde daha en başındayken zaten fikir konuşuyoruz en başta. Mesela bir fikirden bahsediyor. Çok güzel bak böyle bir şey yapacağım diyor. O daha heyecanlanıyorsak yapıyoruz. Yani bir komedyeni heyecanlanmadan bir şeyde tutmak çok zor. Çok zor. Ve aktör için aynı şeyi söylemeyebilirim. Aktör çünkü kendinle ilgili, kendi karanlık tarafıyla ilgili, kendi iç dünyasıyla ilgili, kendisine bile söylemediği
bir sebepten bir tutulmuştur o role ve oynar, onu sadece kendisi bilir ve iç benliği bilir ama komedyen öyle değil ki. Komedyenlikteki en büyük şey şudur. Yani modunda değilsen ya da keyfin yerinde değilsen herhalde olmaz. Ya tabii ki, tabii ki çok zor yani. Düşünsene sabah saat 8'de kalkıyorsun, 8.30-9 şaka yapacaksın. Hadi işte gülelim falan. Ya gülelim öyle değil arkadaşlar. Ya yapıldığı zaman da belli gülelim oluyor zaten. Yani seyirci onu izleyici çok yakın. Ya şey gibi düşünmesin, biz düğün dernek yap. Zorla gülmüş, gülmeye çalışıyor. Ya biz düğün dernek yaptığımızda mesela herkes şey diyordu böyle. Ben o zaman yapımcı falan değilim. İşte bir film yapacağız, işte şive olacak falan filan. İşte 5 milyon, 3 milyon bilet satacağız. Arkadaşım 1 milyon insanı sinemaya çekmek dünyanın en zor şeyi. 1 milyon. Bak ben Tokat'tayım. 150 bin nüfusumuz var. Yani sen 10 tane şehri sinemaya sokacaksın. 1 milyondan bahsediyorum. Nüfusun %10'unu biz sinemaya aldık. Allah nasip etti, bir şekilde yaptık onu yani. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil. Çok kolay. Yani kolay gözüktüğü için hafif geliyor insanlara. Çok kolay diyor, çok basit diyor. Ama işte o basiti bulmak için biz perde arkasında çok uğraşıyoruz. Ya da çekimlerden önce ya da çekimler sırasında neler yaşandığını hani ben biliyorum. Tabii. Setliğe gidip gidiyorum, görüyorum. Sen bir de bizatihi geldin mesela, bir çoğunla bulundun. O başka bir psikoloji abi. Yani işte Bursa'daki Ailecek Şaşkınız'ın Bursa'daki çekiminde yani öyle değil yani. İşte hiç gördüm o, plazada çekim yaptığınızda. Tabii. Ya o ayrı bir şey. Bir de mesela düşünsene Ahmet'in atla koştuğu sahne, arabaya geçiyor. Taksiyi solluyor adam atla. 65 km hız yaptı atla. Ya gülüyoruz ama onun tabii nasıl yani şekilde... Adam ölüm tehlikesi atlattı ya. Yani anlatabildim mi? Hani şimdi bunlar böyle çok basit gibi görünen şeyler. Yani hani sen bir stara öyle asfaltta atla koşturamazsın. Yani Amerika'da, Fransa'da. Öyle bir hakkın yok. Sendika buna müsaade etmez. Evet. Allah korusu düşse tabii, tabii ki yani. Ahmet düğün dernekte düştü. 2 ay mı? 1 ay mı? Tabii, yani. Yani o yüzden abi bu ben ama çok iyi olacağını düşünüyorum yeni dönemde her şeyin. Sinemanın çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ertem İlmez'in şu ünlü fotoğrafı vardı. Ben çok severim onu. Ertem İlmez oturmuştu. Etrafında işte Şener Şen, Kartal Tibet, Kemal Sunal, Ali Akşatepe ve diğer herkes oturmuşlar, bir masaya bakıyorlardı. Masada bir senaryo vardı. Onun üzerine yorum yapıyorlar belli ki. Çok güzel bir fotoğraftı. Belki sizin de öyle bir fotoğrafınız olur. Olur inşallah. Vallahi yani hani şöyle bir şey mesela Batı'da da şöyle olmuyor yani. Hani birisi Tom Cruise'a film çek gönderecek ya da DiCaprio, Leonardo DiCaprio ile film çekmek istiyor mesela. Bir senaryoyu gönderdik, oynasın değil yani. O da oturup böyle sahne sahne üzerinden geçip bu sahne böyle, bu sahne şöyle, burada böyle bir sahne olmuyor. Buranın böyle planları olması lazım. Kaç plan çek? Yani Martin Scorsese filmi çekiyor. DiCaprio gelip, tabii ki Scorsese son kararı veriyor. Yönetmen, otör bir yönetmen. Evet. DiCaprio geliyor, bakıyor kendine. Okey diyor, bence, ya sence okey mi diyor hocam diyor büyük ihtimalle Martin'e. O da okey diyor. Bir kere daha çekelim mi diyor. Çünkü o da DiCaprio. Anlatabildim mi? Yani o mesela De Niro ile Sıkı Dostlar çekecekler. Joe Pesci, De Niro. Senaryoyu bir oynuyorlar. Sonra unutun senaryoyu diyor. Doğaçlıyorlar. Unutun doğaçlamalarınızı diyor. Birleştirin şimdi diyor. Yapın diyor. Şimdi film böyle yapılır. O yüzden Martin Scorsese. O yüzden De Niro. O yüzden atıyorum Sıkı Dostlar ya da Bir Zamanlar Amerika'da. Tabii. Ya da işte bizden Ertem İlmez'in filmleri yıllar geçtikçe de izleniyor. Bizi olağanüstü yetenekli. Ama ben sizin filmi istedim. Ailecek Şaşkınız, Düğün Dernek, Baba Parası'nın da işte Şalgı Şengile'nin de bundan 30 yıl sonra da, o 40 yıl sonra da o nesle hitap edebileceğini ve keyifle izleyebileceğini evet düşünüyorum. Çünkü abi hepsinde sosyoekonomik bazı gerçekler var. Bir de samimiyet var her şeyin başında. Çok ciddi bir samimiyet var abi. Yani Ababam Sınıfı ya da Ertem İlmez'in diğer filmleri kaç yıl önce çekildi? 1975 kaç yıl oluyor işte? Yaklaşık 50 yıl. Kaç nesil geçti? 3 nesil. Tabii. Sonrası bile ilk nesil gibi aynı keyifle izleyebiliyor. Sizin filmlerinizin de öyle olacağını düşünüyorum. Ya bizde aslında başka sosyoekonomik sebepler de var yani. Hani ülke yani ileri gidemediği için de
Yani hani izleniyor da olabilir. Onu bilemem yok, yani. Yani hani. Yok ben tamamen. Mesela 70'li yılların sonundaki yağ kuyruklarıyla şimdiki yani yağ fiyatlarına baktığımızda ve o yüzden dolayı da böyle oluyor o olabilir. O yıldan yağ kuyu vardı ki ben iyi bileyim. Benim de giymişliğim vardır. Babam sabah işe giderken bayağı da Türk kuyunu hani Türk olup olmayacağını bilmiyoruz ya. Rant olsun diye çocuklar bırakılırdı. Akşam dönüşte, işten dönüşte çocuklar toplanırdı. Tüp varsa vardı. Yoksa gene boş tüple eve dönülürdü. Ama o dönemin yağ kuyrukları, tüp kuyrukların sorunu günümüzde başka bir sorundur. Tabii. Kuyruk değildi. Ama işte o filmlerin hepsinde bunlar var. Ama işte 30 yıl sonra da o nesil diyecek ki ya vakti zamanında böyle olmuş. Allah Allah falan diyeceklerdir. Yani şey çöpçüler kralında, kapıcılar kralında. Bekçiler kralı keza. Evet yani bunların hepsinde bu anlattığımız şeylerin sosyolojik olan o dönemki ekonomik ama koşullar onun, neyse hepsi mutlaka Kibar Feyzo da var mesela. Hani bugün şey diyor insanlar, Inception çok güzel film. Ulan Kibar Feyzo. Aynen. Kurgusu, senaryo kurgusu aynı. Anlatabildim mi? Hani o... Ben bazen Hollywood gelip bizden çaktırmadan konu almış işte... Kaya almış diyorum. Öyle biraz tuhaf bakıyorlar bana ama. Yok öyle yani. Alejandro yani González. Muhtaç mı diyorlar ama iş öyle muhtaç. Değil yani. Muhtaç abi. 200 senesi olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Muhtaç tabii yani. Hani bizim sonsuzluğumuz var. Ta Asya'ya kadar gidiyoruz şimdi. Hikaye dediğin şey biziz zaten. Hikayenin kendisi, story'nin kendisi biziz. Hikaye anlatmayı bizden iyi kimse bilemez. Dolayısıyla yani, zaten bizden alıyorlar. Yani bugün Inarritu dediğin adam senin... Ben diyor Yılmaz Güney'de gördüm diyor. Çapraz kurguyu. Şimdi evet. Adam bunu kendisi röportajında söylüyor. Yani hani sen de diyorsun işte Alfa işte ne o Birdman falan diyorsun. Adam bunu görmüş. Onlar kendileri itiraf ediyor da bizden olan insanlar yok canım ya işte amma da abartıyorsun. Hollywood bize ihtiyaç muhtaç mı falan diyor da öyle değil yani o işler. Abi biz işte mütevazılığımızdan kaybediyoruz. Bilgiyi paylaşmamamızdan kaybediyoruz. Bir arada olmamızdan kaybediyoruz. Çok alt seviyede görüyoruz neyse yani. Yabancılara yani, karşı öyle görüyoruz. Aynı. Mesela dolara karşı da böyle yapsak çok başka olacak hikayemiz. Aynen. Mesela biz dolar artıyor diyoruz. Biz hani bu şu teyamülen şöyle bir yanlışlık var. Dolar ve euro artıyor. Ulan dolar ve euro artmıyor. Senin paran değer kaybediyor. Yani buradaki tersinlemeyi bizim sosyal hayatımızda ve üretimde yapıyor olmamız gerekiyor. Dünyanın en değerli edebiyatçıları bizde abi. Yani biraz yabancı ayağını bırakıp kendimize ayağını olmamız. Tabii ki yani. Şımarlıktan söz etmiyorum. Kendi değerini ortaya koymak ve ona göre işte plan program yapıp çalışmak gerekiyor. Biz nedense yabancılara karşı böyle hep ezilmişizdir. Ama kendi değerimizi bilelim diyorum yani. Biz... Çok değerli bir toplumuz biz ya. Evet. Enteresan oldu vallahi. Güzel böyle değil mi? Sohbet güzel değil mi arkadaşlar? Mahalleden arkadaşlara gelelim şimdi. Mahalleden arkadaşlar da Selçuk'un 1990'lı yıllarda çocukken ergenlik döneminde yaşadıklarını Beyaz Perde'ye aktarıyor. Evet yani kendi yazdığı kitabın uyarlamasını kendisi yaptı. Ondan sonra bu 2022 yıl içerisinde izleyeceğiz ama tam takvim şu belli an... Belli değil mi? Şu an daha belli değil. Henüz daha belli değil ama birkaç haftaya, yani 1-2 haftaya falan belli olur. Yani bu sezonda izleyebilir miyiz? Az 2022 yılı bitmeden mutlaka izleyeceğiz. Yani hani ama hani, tam tarihi şu an henüz bilmiyorum. Daha sinemacılarla yeni konuşacağız. Çünkü izleyici azı gibi sanki yani bir şeye baktığımızda yani iyi bir yapım olduğu zaman biz geliriz diyor izleyici. Tabii ki. Abi sinema öyle bir şeydir. Yani insanlar bir arada üzülmeyi, yani bir arada ağlamayı, bir arada kahkaha atmayı çok severler. Çünkü paylaşmaktır kahkaha da, acı da. Biz mutluluk paylaşımcı bir toplumuz. Mutluluk ve acının paylaşması insana ayrı bir keyif veriyor sonuçta değil mi? Tabii ki yani mesela hani biz futbol maçını niye izliyoruz mesela? 4 tane gol yemişim ondan sonra. Oturup arkadaşlarımla ağlıyorum yani hani. Yani anlatabilir miyim şimdi? Bu böyle her zaman şunu söyleyeyim. Stadyumlara gidenler acaba... Daha çok maça mı bakıyor, daha çok tribünlere mi bakıyor diye. Ben daha çok tribünlere bakıldığını düşünüyorum. Yani yeşil sahadaki oynanan maçtan daha çok tribünlerin seyredildiğini tabii düşünüyorum. Abi, bir arada olmak çok güzel bir şeydir yani. Yani gülmekle ağlaman
ağlamak da aynı yerden olur. Yani hani vücutta çok güldüğümüz veya çok ağladığımız yer aynı yerdir. Aynı yer tetiklenir. Dolayısıyla hani seyirci, işte ben hep arkadaşlarımla konuşuyordum, yapımcı arkadaşlarımızla falan da. Herkes dijital platformlara filmler yapmanın derdinde. Ondan sonra sinema ölü falan filan diyordu arkadaşlar. Bunu diyen arkadaş 38 yaşında. Şimdi sinema öldü diyor arkadaş yani, mesela. Şimdi anlatabildim mi? Hani 39.90 çarpı 12 para ödüyorsun ve hani sinema öldü diyorsun. Şimdi hani işte ölmedi, bak örümcek adam geldi. Sildi süpürdü zaten yani. Zaten daha önce bunun 39 yaşında yok. Deneyimleyememiştir. 39 yaşındaysa bir video dönemi vardı. Ondan önce bir televizyon dönemi vardı. Şimdi televizyon Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığı zaman, yani evin çatısına anten kurulduğu zaman da sinema öldü dendi. Yani eve video oynatısı girdiği zaman da sinema öldü dendi ama... Sinema ölümsüzdür abi, sinema ölmez. İnsanoğlu rüya görmeye devam ettiği sürece... Sinema yükseltti üstelik. Yani sinemaya olan özlem bir sonraki dönemde arttı ve sinemanın yükselmesine neden oldu. Türkiye'de öyle. Yani dünyada da bildiğim kadarıyla öyle. Dünyanın hemen hemen her tarafında şu an iyi film tabii ki önemli olan şey. Başka bir deneyim ya, sinema deneyimi. Her zaman çalışıyor. Önce adam yani. 900 küsü yaptı. İki hafta olmadı günde, da. Yani ilk 3 günde 900'le aşıldı. 900 küsüyle aşıldı. İşte bir buçuk geçmiş olması lazım bugün itibariyle. Bir gün dedim, bir ocaktan değil. Daha röportaj tabii tabii yani biz bu röportaj yayınlanana kadar 1,5 milyar dolar falan yapar diye tahmin ediyorum ben. Peki yeni projen var mı? Bu yaz bir şey çekecek misin? Ondan önce şeye gelelim, etkileyiciyi çektin. Etkileyici. Dijital platforma gain'i. Evet. Onun çıkış noktasından bir söz edelim biraz. Şöyle abi, Murat arkadaşım senarist, Kepes. Kolonya Cumhuriyeti'ni yazdı ve yönetti. İşte güldür güldür yazıyor. Kolonya Cumhuriyeti'nin ikincisi çekilecekti. Gelmedi niye bilmiyorum ama. Ya, araya ben etkileyiciyi yazdırdım. Ya ondan mı? Ya ben ikincisini özlemle, asetle bekleyen biriyim de Kolonya Cumhuriyeti. Ben de çok seviyorum. Ben galasında seyrettim filmi. Çok eğlendim işte. Onlar da değişik abi. Yani komedi enteresan bir şey. Murat'la hep böyle bir beraber hiç çalışmadık yani. O bahsettiğim tiyatro döneminden sonra hiç beraber çalışmadık ama dostluğumuz baki. Yakinen görüşüyoruz. Ailecek de tanışırız ve sevişiriz. Beraber bir şey yapalım ama hiç yapmak kısmet olmuyordu. O az önce bahsettiğim meseleler yüzünden. Ya dedik ki biz hazır pandemide konuşurken böyle bir şey mi yapsak? Drama mı yapsak? Hani tamam, drama yapalım. Yani biz bir hikayeyi 25 dakikada anlatabilir miyiz, dramayı? Tamam işte böyle bir influencer bir kızla futbolcu bir çocuğun hikayesi olsun. Güncel bir hikaye olsun falan filan diye böyle bulduğumuz bir şey. Esasında dost meclisinden, dost sohbetinden FaceTime'da çıkan bir şey. Yani FaceTime'da Instagram hikayesi anlatsak nasıl olur falan diye bulduğumuz bir şey. Sonra değerli bir yönetmen arkadaşımızla bir araya geldik, Hande Türkel diye. Reklam yönetmenidir ama çok yetenekli de bir hanımefendi. İlk dizisi onun da. Oyuncularımızın da mesela böyle baktığımızda kendi adlarına ilk başrolleri. Hani dijital platformlarda. Her şeyin ilkinin olduğu bir şeydi bu. Dedim ben madem bir risk alıyorum, bütün riskleri dedim alayım. Ama işte güvendiğim insanlarla o riskleri aldım. Dolayısıyla hani yapımcı Manol Eşer'in de mesela iyi bir şeyi vardır. Tecrübesi vardır bu konularda. O yüzden böyle bütün hevesli ve heyecanlı insanlar bir araya gelmişken böyle bir şey hemen yapalım dedik. Sağ olsun Gözde Hanım da, Gain de ve Tolga Bey de çok ilgilendiler, çok hevesliler. Ondan sonra çok tatlı bir şey oldu. İzleyici olarak biz beğendik. Sen yapımcı olarak tatmin oldun. Ben çok mutluyum abi. Çünkü ilk fikri aşamasındayken son ana kadar işte 2-3 gün önce falan biz, belki bir hafta olmuştur 10. bölümü teslim edeli. Her aşamasında olmak beni çok mutlu etti. Çünkü abi üretim hadisesinin ben kendisini çok seviyorum. Ve daha çok şey üretmem gerekiyor diye düşündüm. Ve sinemalar da biliyorsun kapalı ve hani o dönem, ürettiğimiz dönem için söylüyorum. Ve hani yeni dünya dediğimizde böyle bir dünya yani hani evet. Yani kendini dinlendirme dönemi iyiydi ama şimdi artık çalışma dönemi. Ömür boyu da sürecek değil tabii. Abi şimdi çalışma dönemi yani hani arkaya şimdi bunun devam edeceğiz yani hani tek bir tane bir şey değil. O iki seneyi ben dinlenerek
geçirdim ama o dinlerken tabii dinlenirken şey gibi Ağustos böceği gibi de değildim yani böyle hani bir karınca gibi böyle hani kışında geleceğini biliyordum. Tabii hani çünkü günün sonunda hani hayat devam ediyor ve üretim devam etmeli. Başka işte şeyler de var. Mesela şu an tasarrufumuzda olan çok güzel birkaç tane dizi film var. İşte bir iki tane film düşünüyoruz. Düğünden'in devamı gelecekti. Pandemiden önce konuşuluyordu. Evet öyle bir şey var. Öyle bir şey vardı ama şimdilik yok. Şimdilik rafa kaldırdık. Çünkü biz bir dönem yapacaktık evet ama sonrasında rahmetli oldu Rasim abi. Rasim abi de rahmetli olun dedi ki biz bir duralım. Kısmet değilmiş dedik. İleride hayat ne getirir ne götürür bilmiyorum. Ama şimdilik öyle bir şey yok tasarrufumuzda. Başka bir şeyler var ama sinema ile ilgili. Çünkü sinema çok sevdiğim bir şey. Ve seyirciyi de mesela hep görüyorum. Abi yok Murat abi bir şey diyor ya. Abi bir komedi yok mu falan filan diyor insanlar. O yüzden böyle çalıştığımız bir şey var. Ahmet? Ahmet'le beraber de düşündüğümüz şeyler var. Ondan sonra tek başıma düşündüğüm şeyler de var. Abi çok fazla üretmek istiyorum artık ben yani. Hani hazır madem böyle bir şey var, daha fazla şey üretmek. Dijitale de, sinemaya da, televizyona da daha çok şey üretmek. Anladım. Hani dükkanı kapatmak yerine madem dükkanı artık erken açıyorum, daha çok şey üreteyim. Erken açmama değilsin diyorsun. Değilsin yani, evet yani. Hani, yani. Peki konuştuğumuz bir konu vardı işte. Eski filmi, Yeşilçam filmlerini, özel Yeşilçam filmlerini günümüze uyarlamak. O proje ne durumda? Abi ben çok hevesli ve istekliyim. Bizde şöyle bir şey oluyor. Şimdi kuyumculuk için aynı şeyi düşünmüyorsun mesela bak. Birisi bir kuyumcu dükkanı açtığında hemen karşısına bir tane daha kuyumcu açılıyor. Sonra kuyumcular çarşısı oluyor. Aynı şey mesela bizim sektörde yok. Anlatabildim mi yani? Hani yahu adamlar çevirip çevirip aynı filmi yapıyorlar. Mesela bir şey yapalım diyorsunuz. Hani şunun remake'ini yapsak mı? Abi ama remake diyor. Yani tekrardan çevirmene ne gerek var diyor. Güney Kore adam biraz bu yüzden yani Güney Kore sineması aslında bu yüzden şey olmadı mı? Fırlamadı mı? Tabii. Yok kendi işlerinde de mesela yapmak. Hani şimdi Korelilerin filmlerini, dizilerini bizim yapımcılarımız yapıyorlar. Ben diyorum ki bizim arkadaşlar kendi çok güzel hikayelerimizi yeniden yapalım, remake'ini yapalım. Yani hani şimdi, örneğin Yalancı Yarim. Tabii ki ya Yalancı Yarim işte Tosun Paşa Şekerpare. Ondan sonra ne bileyim benim hani, yıllardır düşündüğüm ve bir türlü olamayan Canım Kardeşim. Canım Kardeşim mesela hani bunların yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Adam 2 yılda bir Örümcek Adam çekiyor. 2 yılda bir yapıyor ya. Ve Örümcek Adam hep değişiyor. Bir haftada 1,5 milyar dolar yapıyor milyar yani. Dolar şimdi bizde yani. O yok mesela yani hani. Yeniden çevrim dediğimiz şey çok değerli. Mesela Hangover yeniden çevrimdir. Oceans yeniden çevrimdir. Inception yeniden çevrimdir. Yani Ababam sınıfı 2000'lerin başındaydı işte. Ferdi ben, Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen şey bitti. Filmin adı. Bir filmin Hemşo. Hemşo. Hemşo'nun çekim bitti. Sabaha karşı çorba içmeye gittik. Ferdi orada söyledi, dedi ki şeyim var, böyle bir projem var, Ababam sınıfının yeni versiyonunu çekmek. Ben dedim ki süper olur. İşte ismim vermeyeyim. Aramızdan bir kişi, ya babanın mezardan ters döndüğüsün, o avayı yakalayabilir misin, o tarzı yakalayabilir misin, mümkün değil dedi. Sonra Ferdi o filmle çekti. Hem sektöre bir hareket getirdi hem de oldu yani. Tabii ki o Ababam sınıflarının tadını vermeyecek. Oyuncusu farklı, hikayesi biraz daha farklı. Ama olur şimdi. Sen şeyi çekseniz, Yalancı Yayımı. Tabii. Olmaz mı ya? Bitirim ikili. Bitirim ikili. Kadir İnanlı, Kartal Tibet. Ya çok güzel filmler var ya. Bitirimler Sosyete'de. Çok önemli. Güzel filmler var yani. Hani. Hem Yeşilçam ama saygı olur hem de cidden izlenir diye düşünüyorum. İzlenir abi ya. Bunu mesela televizyonda yaptılar. Sinemada kimse yapmadı henüz. Yani işte tabii şey yaptı, Ferdi Eğilmez yaptı. Ama hani devam ediyor olması gerekiyor ya, bunun. Bir tek Ababamlar geldi o dönemden. Yani Yeşilçam dönemlerinden başka bir film gelmedi. Öyle bariz oradan yeni versiyonu çekilen bir film gelmedi. Yani esinlenmiş filmler olabiliyor ama yani bir Yalancı Yayım bir güne uyarlanmış hali gelmedi.
Ben de çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Tasarrufumuzda bazı şeyler var gözümüze kestirdiğimiz. O yetenekte oyuncular da var. Metin Akpınar, Zeki Alasya, işte ne bileyim Münir Özkul seviyesinde günümüzde de oyuncular var. Çok iyi aktörler var. Yani bizim yani hakikaten bu dizi sektörünün bence bize kattığı, sinemaya kattığı en değerli şey çok iyi teknik kabiliyeti yüksek arkadaşlar yetişti. Yani sesçisi, ışıkçısı, kameramanı, görüntü yönetmeni ve çok iyi oyuncular yetişiyor. Yeni nesil çok iyi. Köyden indim şehre bir daha şekillemez evet, mi? Evet mesela yani hani. Abi yani oraya bir girdiğimizde yani o kadar iyi filmler var ki. Yani hani sadece komedi olarak da değil mesela. Drama anlamında da mesela hani ben çok isterim. Yani Çiçek Abbas'ın yeniden çekildiğini düşünsene. Evet. Mesela hani acıklı komikler de var. Yani ben zaten izlemişim onu. Çok değerli. İşte o yüzden canım kardeşimi ben çok isterim yeni versiyonun çekilmesini. Yani çok dramdır. Ben izlediğimde ağlıyorum. Onu bir de yeni nesil oyunculardan görmeyi çok isterdim. Bunun oluyor olması lazım. Valla çok hevesliyim, istekliyim. İnşallah yapacağım. İnşallah yapacağım. Çok istiyorum yani hani. Oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da çok hevesliler. Umarım yakın zamanda şu pandemi biter etmez bir tane yapmak istiyorum. Peki kaç film var oradan günümüze taşımak istediğin? Yani bir... Abi bir, yani bir girsek var ya böyle hani en az 10 tane vardır. En az 10 tane vardır. Belki daha fazla. Mesela Kanun Namına diye bir tane film var. Evet. Ayhan Işık'ın efsane bir filmdir mesela. Yani hani hem polisiyeye bakış açısı, hem sinematografisi, hem senaryo kurgusu, her şey atmosferi falan olağanüstüdür mesela. Onun yeniden yapılıyor olması lazım. Böyle çok fazla film var. Hani 60'lı yıllarda da çok fazla var, 70'lerden de çok fazla var. Yani illaki komedi olsun diye düşünmüyorsun. Yok tabii. Yani bu komedi çok eğlenceli ve güzel bir şey. Ama hani mesela Şener abi de mesela çok iyi yaptı onu hani. Şener abinin yaptığını düşünsene mesela yani bize Muhsin Bey de verdi. Yani hani o başka bir tat. Al Mevsim'i verdi seneler sonra Züğüt mesela. Züğüt yani. Vardı. Tabii yani hani işte aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni verdi mesela yani hani. O yüzden ben olaya daha şey açısından bakıyorum artık. Daha fazla şey üretmek. Komedi de olabilir, dram da olabilir. Çok daha fazla şey üretmek. Yani gördük ki zaten Ahlat Ağacı'nda gördük ki sen bunu da yapabiliyorsun, iyi de yapıyorsun. Yapımcı olarak da oraya kanalize olmuşsun. Tabii abi yani çok fazla güzel film yapıp, çok fazla güzel hikaye anlatıp, çok fazla insana ulaştırmak esas derdim yani. Hani şey değil böyle hani bir tane film yapayım. Onu çok iyi yapan arkadaşlar var Art House sinemayı. Ben daha böyle hani endüstriyel böyle daha çok insana ulaşsın, daha çok insan seyretsin, daha çok insan paylaşsın derdindeyim yani. Mesela Instagram'da öyle değil mi? Düşünsene mesela 456 tane takipçin var, bir fotoğraf atıyorsun, iki kişi like ediyor mesela. Ama herkesin derdi milyon takipçisi olmak yani. Bu etkileşim çağında, bu dönüşüm ve paylaşım çağında öyle bir şey yapalım ki biz hani büyüsün yani hani. Çok daha fazla büyüsün. Herkes tabii izlenmek ister, yani takip edilmek ister, merak unsuru olmak ister. Yani ünlü de olsa, ünsüz de olsa yani herkes merak ediliyor olmayı istiyor. İnsan doğasında var. Tabii. Peki başka söylemek istediğin neler vardır? Bir şey atlamadık inşallah. Yok, gayet de güzel muhabbet oldu ya değil mi? Oldu mu? Ne? Bunu zaten böyle sen kafana göre böyle bakacaksın. Yok kesmeyeceğiz. Bizde öyle kesmek mi? Yok. Desene onu ya. Bizim kurgucu mantığımız yok zaten. O zaman 2022 için dileklerini alalım. 2022 abi güzel bir yıl olsun. Gerçekten böyle hani herkesin umutla dolacağı, birçok şeyin değişeceği her anlamda yani hani. Sosyolojik olarak, ekonomik olarak, siyasal olarak herkes kendi hayatında, kendi geleceğiyle ilgili ne istiyorsa onun gördüğü bir sene olsun. Sağlıklı olsun, sıhhatli olsun, üretim dolu olsun.
daha çok konuştuğumuz, daha çok paylaştığımız, daha çok böyle birbirimize böyle iltifat ettiğimiz, birbirimize güzel şeyler söylediğimiz bir yıl olsun. Komplekslerimizden kurtulduğumuz, güzel hayaller kurduğumuz bir yıl olsun 2022. İnşallah. Ulan ne senin güzel için başka özel hayatın için planlar var mı 2022'de? Abi ben o konularda plan yapmayı bıraktım. Planları dükkanla ilgili yapıyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah bakalım. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Davet ettin. İcabet ettin. Zaman, güzel bir muhabbet oldu. Güzel oldu. Sağ olasın.